Bir rekor daha kırıldı. Türkiye'de Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca akşam saatlerinde bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu bunu ve günlük 1 milyon doz aşı hedefinin geçildiğini duyurdu. Ankara'da 40'lı yaşlardaki bir vatandaşımız 1 milyonuncu kişi oldu. Muhabirimiz Fatih Erener. Nerede? Evet, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde karşımızda. Göztepe'den gelirken kuruma doğru oradaki şehir hastanesinin önünde büyük bir kuyruk vardı. Aşılamanın yapıldığı yerde. Şimdi arkanda da benzer bir şekilde saatler 23.30'u gösteriyor. Bir kuyruk var. Nedir gözlemlerin ve notların diyeyim ve söz hemen sana bırakalım değerli meslektaşım. Fatih Erener, söz sende. Evet. Evet, şu anda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeyiz. Türkiye'nin en büyük hastanelerinden bir tanesi burası. Ve 50 odada aynı anda aşılama faaliyetleri devam ediyor. Ve insanlar buraya akın akın geliyorlar desek yeridir. Çünkü dışarıda müthiş bir kalabalık var. Dışarıda arabalar, insanlar kuyruk olmuş durumda. Akın akın aşı olmaya geliyorlar. Ve şu anda biz bir aşı odasının önündeyiz. Saatler 11'i geçerken kuyruk azalmıyor, artıyor. Binler, yüz binler buraya akın akın aşı olmaya geliyorlar demiştik. Ve rakamlar artık ben tabii söyleyemiyorum. Çünkü rakamlar öylesine artıyor ki 5 dakika. Kadar 5 bin, 10 bin kişi birden artıyor. Öyle ki bir rakamlara bakmak isterim. 40 dakika önce ile şimdiki arasında 100-110 bin artış var. Ve 3 saat kadar önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 milyon sınırı açtığımızı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Tabi artık 1 milyonu çoktan açtık 3 saat kadar önce. İşte şu anda bir vatandaşımız, SGK'lı vatandaşımız tanımlanan aşı hakkını kullanmak üzere Çam ve Sakura'ya geldi. Aşı oluyor. Ve dediğim gibi 5 dakika öncesinin rakamlarıyla 5 dakika sonrasının rakamları arasında binler, 10 binler oynuyor. Ve vatandaşlar gerçekten buraya akın akın geliyorlar. Dışarıda müthiş bir kuyruk var. Ufuzun bir kuyruk var. Ve burada 50 oda Çam ve Sakura'da aynı anda aşı faaliyetine devam ediyor. Gelen vatandaşlar, aşı olmak isteyen vatandaşlara burada aşıları uygulanıyor. Tabii 6-6 her flakonda 6 kişinin de aşı olması gerekiyor. Ve 6-6'lı gruplara dikkat ediliyor. Hiçbir aşının boşa gitmemesi gerekiyor. Özellikle SGK'lılar tanımlandıktan sonra çok uzun kuyruklar oluştu ve yaş oranları düştü. SGK'lı çalışanlar arasında 20 yaşın üstündeki insanlar da var. 30'lu yaşlar da var ama SGK'lıları tamamladıktan sonra daha genç insanları bu kuyrukta görüyoruz diyebiliriz. Ve saatler gece 11'i geçerken de dışarıda yüzlerce metre kuyruk var. Sosyal mesafeye dikkat ederek vatandaşların aşı odalarına alınmasına dikkat ediliyor. Ve hiçbir aşının da zayi olmamasına dikkat ediliyor. Ve işte görmüş olduğunuz aslında şu anda kuyruğun küçük bir kısmı. Bunun çok 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 daha fazlası dışarıda. Ve tabii içeriye sırayla alınıyorlar ki çünkü sosyal paylaşım dikkat edilmesi gerekiyor. Ve dediğim gibi 3 saat kadar önce Fahrettin Koca zaten yaptığı açıklamada 1 milyon sınırını aştığımızı söyledi. Şu anda çok daha fazlasını aşmış durumdayız. Türkiye toplumsal bağışıklığa doğru hızla ilerliyor. Zira %60'ı bulması gerekiyor. Ne zaman %60, %70'i bu hızla çok rahat geçeceğe benziyor. Ve vatandaşlar önce buraya geliyorlar. Tabii kimliklerini veriyorlar ve aşı haklarını kullanıyorlar. Bugün SGK'lıları tanımlanmıştı aşı hakları. Meslek gruplarına tanımlanmıştı. Yaş gruplarına tanımlanmıştı. İşte meslek gruplarından, yaş gruplarından ve SGK'lı olduğu için gelenlerle birlikte uzun bir kuyruk var ama çok önemli bir şey. Güvenlikçiler özellikle bunu çağrı yapıyor vatandaşlara. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi sağlanıyor ve ondan sonra sırayla içeri alınarak aşı haklarından faydalanıyorlar. İşte bir vatandaşımız içeri girdi. Kimliğini vermişti. Randevusuna uygun bir şekilde alındı. Aşısını oldu. Ve Çam ve Sakura Hastanesi'nde tabii onların hakkını vermek lazım. 50 odada birden aynı anda saatler artık 11'i geçerken devam ediyor ve tabii 12'den sonra devam edecek belki de. Çünkü vatandaşların kuyruğu bitmiyor. Vatandaş kuyruğu bitene kadar burada aşılama faaliyeti devam edecek. Ve yüzlerce insan, binlerce insan hastaneye gelmiş durumda. Ve aşı haklarından faydalanıyorlar. Tabii şunu da söyleyeyim tekrar. Dışarıda yüzlerce metre uzunluğunda kuyruklar var. Araç kuyrukları var. Vatandaşların kuyrukları var. Vatandaşlar buraya haklarından faydalanmak ve aşı olmak üzere geliyorlar ve buraya geldikten sonra aşılan olduktan sonra da bir 15 dakika dinlendikten sonra da artık evlerine gidebiliyorlar diyelim ve sözü de size bırakalım. Evet, Fatih sen aşıları oldun değil mi? İki aşıydı. Ben oldum. İyi, peki. Evet. Harika. Evet, aşıya karşı mesafeli duran ve aşı karşıtlarının propagandasından da etkilenen çok sayıda insanımız vardı.